Aralok videosundan. Merhaba, bu Aralık ayı boyunca her gün video atacağım. Bu arada beni ilk defa şu an görüyorsanız ben Ebru. Kanalımda çok güzel videolarım var, mutlaka abone olmayı unutmayın. Seveceğinizi düşünüyorum. Seyahat videolarım var, yeni evlendim, ev hazırlık, evlenme, evlilik sürecinde olanlar için çeyiz videolarım var. Genelde seyahat, ev vloglarım ve bakım vloglarım, bir sürü. İstediğiniz içerikleri bulabilirsiniz. Mukbanklarım da var bu arada. Onlar da sevilen içeriklerimden. Şimdi de çok istenildiği için Aralık serisi yapıyoruz. Yani o kadar yoğunum ki ama zevkle çekiyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bütün Aralık boyunca sizinle birlikte olacağız. Ben ne yapıyorsam siz de onu göreceksiniz. Bugün videomu açamadım. Yani şu an saat 7 oldu. Bildiğiniz açamadım. Sabahtan beri o kadar yoğunum ki. Batu'yla eşimle birlikte işlerimiz vardı. Onları hallettim. Ekstra kendi işlerim vardı. Yani kendi işim, kısaca bahsedeyim. Bir sistem var. Mali müşavir. Ya mühür alıyorsunuz. Onunla uğraştım. Mühürüm geldi bu arada. Hani onu uğraştım derken asıl uğraştığım kısım şu. Mühürüm geldi. Mühür böyle şey. Mühür denildiğine bakmayın. İmza yerine de geçiyor. Böyle bir tane USB. İçerisinde sim kart gibi bir şey var. Sizin kendi işte şahıs şirketiyseniz onu özel. Onu böyle yerleştiriyorsunuz. Benim gelen USB bozuk. Yani hatalı. Kapağı yok. O kapağına da sim kartı yerleştirmeniz gerekiyor. Benim yerleşmediği için onu kurmaya çalıştık. İşte iletişime geçtim bazı yerlerle. Sonunda bantla çözüm bulduk. Bantladık onu. Kapağı yoktu. Ben de bantladım. Bekleyemeyeceğim yani onun gelme süreci de yine bir 10 günü bulacak tekrar yenisini. Sabahtan beri gerçekten onunla uğraşıyorum. Telefonda görüşüyoruz devamlı. Çünkü ben kuramam onu. Benim bilgisayarıma bağlanıyorlar. Bilen birileri. Öyle şekilde yaptık. Hallettik. Öyle. Bugün artık kargoları birlikte açacağız. Bugün bu arada 3. gündeyiz. 3. Aralık günümüz. Ay. Gerçekten şu an çok rahatladım. İşlerimi halledince kuş gibi oluyorum. Bu akşam da Yargı'nın son 2 bölümünü izleyemedik. Vakit bulamadık. Batu'yla birlikte onu izleyeceğiz. Onu izlemeden önce yemek hazırlıyorum. Öğlen fırında tavuk yapmıştım. Onu tekrar yeriz diye düşündüm. Yanına pilav yapayım demiştim de Batu pilav istemedi. Tavuk suyu çorba yaptım. Dün geceden tavuk suyunu haşladım. Şimdi o tavuk suyu çorbayı birlikte yapacağız. Böyle hadi bakalım. Çok konuşmayayım. Şimdi fırında yaptığım tavuk var ama şu an yağlar donduğu için böyle görünüyor. Normalde daha sıvı. Çok güzel oluyor. Çok pratik. Şurada da tavuğumu haşladım. Müthiş lezzetli bir çorba oluyor. Batu bayağıdır. Yani ilk benim yaptığım çorba bu arada. Tavuk suyu çorba çok beğenildiği için tekrar yaptım. Şimdi birlikte yapalım. Ben de açık diye yapmıştım. Karım beni anlıyor. Uf. Sen çok güzel yapıyorsun ama. Yani tavuk olmasaydı... Tavukları ditmek ister misin? Ne yapmak? Ben istemiyorum yapmayı. Dökersen dururum. Başarabilirsin aşkım. İnanıyorum aşkım. Tamam. Hayır, çözülemeyeceksin. Yiyorsun ama sen hayır, tamam, yemez tamam, o. Ne kadar güzel pişeceğiz? Mi? Bakayım. Çok mu böyle iyice ufacık mı? Yok öyle öyle işte bir tane benim pişmiş mi? Pişmiş. Tuzluyuz da. Evet. Ne güzel pişirmiş ya. Ne güzel koymuşum, düdüklerin düğmesine basmışım. Aşkım öyle değil ama işte bak ben buna katılmıyorum. Yani ben düdükle koysam bu kadar lezzetli olmaz. Neden bilmiyorum yani. O insan... Ne diyelim bana intifak mı ediyoruz o? Helal aşkıma. İttiriyor bir de beni. İttirmedim, ittirmedim. Çocuklandım ondan şöyle başlayayım. Aynen. Refleks olarak. Tamam git buradan. Aham zam zam, aham zam zam. Guli guli ram zam zam, aha. Aha. Spoiler'ın çocukluk şarkı. Hayır, ne alakası? Bunu ben Alanya'ya gitmiştim 8. sınıfta. Orada turistlere yaptırıyorlardı. Allah'ım camdan onları izliyorduk. Bize de yasaktı aşağı inmek. Çünkü çocuk olduğumuz için 8. sınıf öğrencisi. Çok da kalabalıktık. Hocalar izin vermiyordu. Mevle gittim o zaman tabii. Teşekkür ederim aşkım. Evet aşkım. Ellerine sağlık. Unumuz buraya, bir tereyağları da çıkartayım. Yarısını yedin galiba. Hayır, yemedim. Aşkım su. Ne diyeceğim sana şimdi? Efendim, kocam su. Ay, ne kocam su ya? Yok kocam su değil. Ben sana aşkım su dersen ben de kocam su derim. Sen bir aşkım su. Ama hallettik ha, var ya Allah'tan o kadar aksiye rağmen senin o işlerin halloldu ya. Yani dünyada bu kadar aksiliğin... Yani bana geldi. Sen aksiliğin vücut bulmuş halisin aşkım. Bu arada Amerika vizeleri öne alınmış. Biz de Almanya'ya gidene kadar bir Amerika'ya gidip mi gelsek ne yapsak? Çok güzel haber değil mi? Ver. Isıtır. Yemeyeceğim. Isıtır. Doğru. Şimdi sokaktaki köpekler için ayırdım. Orada da var. Sosisler var. Onlar sen çöp atarken verir misin aşkım? Unutturma bana çöp atacaktır. Şeylerini falan. Ayırdım bu. Kemiklerin kısmını ayırdım bu arada. Dayıma.
Dost düşman bir olup çıksa da yuva. Ne kadar bu yemeğin ortalama olması? Oldu bu ya hemen. Çorba kaynarsa olacak. Bir tepeleme yemek kaşığı, bir saniye yemek tarifi veriyorum. Sorry. Çok ciddi bir iş. Muz koktu, ne güzel koktu muz. Ya. Bir kaşık. Bu arada altını açtım sanıyorum. Açmışım ama yakmayı unutmuşum. Patlıyorduk. Açım o öyle geldi. Evi yani patlatıyordum azdan. Hayır, emniyetli olacak o. Gaz koktu ama. Aşkım emniyetli olacak. Ulan benim gibiler için iyi yapmışlar. Aa, İpek arıyor. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim, çorba yapıyorum. Geç kalmışsınız yemek için. Ya öyle biz biraz yemeği de geç yedik, öğle yemeğini. Biraz geç yedik, ondan acıkmadık. Bir de bayağı bir işler vardı. Yani bu mali müşavirden bu mali mühür almam gerekiyordu. Şey, işim için mi? Aynen, yani şimdi e-fatura kesmem için. Düğün videosunu vlog sandı herhalde. Aynen, vlog gibi olmuş birazcık. Bir de şey, en sonunda I Mean Love It Coco şarkısı her yerde çalıyor sürekli böyle. Yani şöyle doğru bir şarkı koymuş, anladın mı? Bir de hepsini tabii yavaşlattığı için biz çok hızlı hareket ediyoruz belli ki. Şarkılar da bir türlü uymuyor. Yani. Ben de sevmedim. Şarkıların hepsini değiştirmek istiyorum. Hani birkaç tanesini değiştirdim dedim ama. Eğer bulursam kendim güzel bir şarkı şey yapacağım. Oturtmak istiyorum. Acaba diyecektim sana bir transfer ile atsam. Sen bir baksan hani videoya göre işim bu olduğu için. Aynen ben yaparım. Yani şey sen bir yere yükleyecek misin bunu? Tam bir saattir İpek'le konuşuyoruz. Onu da bayağı özledim. Düğünden beri görüşemedik İstanbul'da. Çorbamı yaptım bu arada. Nasıl yaptığımı size telefonla konuşurken çok tarif veremedim ama en son işte et suyunu, yani şu tavuk suyu çok güzel oldu. Tavuk suyunu koydum. Üzerine tavukları koydum. Sonra 1,5 kahve fincanı tel şehriye koydum. Biraz tuz koydum. Biraz da karabiber koydum. Böyle pişti. Bolca tavuk koyuyorum. Fırında tavuğu ısıttım. Bunu da dibi kısık ateşte biraz tutmuş. Fırın olduğu için sıfırdan pişmediği için çok suyu yoktu, o yüzden. Şimdi bunları yiyelim, birazdan görüşürüz. Bakalım bugün çorbayı beğenecek misin, ikinci çorbamızı? İkinci tavuk suyu çorbamızı. Ya benim karım elinden et olsa çiğ et, zehir içerim yerim ben be. Ama yarabbim. Evliliğin ilk 3 ayında. Bir şey geçmedik mi biz? İlk 4 ayında. Bir şey geçtik mi, geçmedik mi? Geçmedik. Bakalım 1 yıl sonra da böyle diyecek misin? 5 gün sonra 3 ay. 4 ay. Hayır ya, Eylül, Ekim. Kasım, biz üçüncüğümüzü ne yaptık? Geçen ayda o. Ya zaman senin su gibi akıp geçiyor aşkım benim. Neye son dokunuşlar? Sevdanın tatlı dokunuşu. Aşkım bebeğim benim be. Güzelce bir duş aldım. Batu yayında. Canlı yayını var. Orada dedim ki duşumu alayım. Hatta o yayındayken birazcık kitap okuyayım. Bugün hiç fırsat bulamadım. Böyle yavaş yavaş okumak istiyorum. En son okuduğum kitabı biliyorsunuz zaten. Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Aramayı okuyorum. Ben böyle çok çok yavaş okurum. Bazen de çok hızlı okurum. Yani romanları çok hızlı okuyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Ama bu tarz böyle kişisel gelişim veya psikoloji okuduğum zaman yavaş yavaş sindire sindire. Şu Linej'in maskesi. Berili. O kadar seviyorum ki bunu. Akşamdan sürüyorum. Sabah dudaklarım hep sanki yeni lip gloss sürmüşüm gibi oluyor. Çok güzel. Şimdi şu White Egg maskesini yapacağım. Bunu biliyorsunuzdur. Bayağı ünlü bir maske. Duştan sonra bazen bunu yapıyorum. Çünkü gözenekler açılmış oluyor ya. Çok güzel oluyor. Bunu da bu arada indirimden yeni aldım. Yedekledim. Diğeri bitmişti. En sevdiğim maskelerdendir. Bunu hiç size gösterdiğimi bilmiyorum ama çok severim. Zaten çok duymuşsunuzdur ya bu maskeyi bayağı. Misha'nın maskesi. Çok sevilen bir maskedir. Bir zaten kil maskesi. Bir de bunu çok seviyorum. Şuraya çok çok ince bir tabaka. T bölgesi biraz daha kalın bir tabaka. Dudak çevresine çok getirmiyorum. Bu kadar. Hadi biraz kitap okuyalım. Ondra.
size aldıklarımı göstereyim. Daha henüz ben de bakmadım. İnanın sizinle birlikte bakalım diye. Daha açmadım duruyorlar. Neyse hadi şimdi kitap okuyalım. Bu arada yüzümü temizledim, geldim, kitabıma devam ediyorum. Üstümü de böyle giydim. Morlu böyle uyumlu oldum bugün. Siçin, bu dünyanın ipini çekerim saçlarının bir tek teli için. Tanımam ki her... Yine mi kamera açık ya? Enerjisin bayağı. Ya kardeşim canım bebeğim. Karım canım. Neden kameran açık sürekli? Açık çünkü çekim yapıyorum. Çünkü çekim yapıyorsun. Talep mi olmuşsun? Teşekkür ederim. Ne yaptın sen? Duş mu aldın? Duş aldım. Maske yaptım. Kitap okuyorum ayrıca kitap. Doğru, çok mantıklı hareket. Ben de yayınlayayım. Hız geçti. Bayağı enerjiksin. Ben mi? Hı-hı. Bomba gibi yayın. Ne desek çıkmış yine. Alışık olduğumuz şeyler. İnsanlar mutlu. Yatırımcılar mutlu. High five baby. Ya pat. Dondurma istiyor. Dondurma, neyle dondurma istiyorsun? Sen yiyecek misin? Patlamalı çatlamalı yerim ben. Magnum. Magnum yiyeceğim. Wow. Ne var? Hangi magnum var? Şimdi... Karamel var mı? Şimdi yaz olduğu için... Of gece, akşamın için, bu saatinde. Karamel. Kış olduğu için çok fazla seçeneğimiz yok. Magnum klasik var. Magnum double çikolata var, magnum badem var. Şu sanki karamel gibi arkadaki. O badem. Bu? Klasik. Bu? Double chocolate. Badem. Double chocolate'ı daha çikolata istediğim zamanla saklamak anladım. Okey to. Ben biraz daha dondurmamı yerken biraz daha kitabımı okuyayım. Sonra sizinle aldıklarıma bakalım. Sonra da yargı izleyelim. Şey yapayım, Magnum reklamlarındaki gibi. Bir tane sodamı aldım gidiyorum. Bak şimdi bak. Ooo buraya abi kuturut. Canınızı çektirmek istemiyorum, üzgünüm ama ne zaman şu Magnum'u yesem aklıma o reklam geliyor. Neyse ben birazcık daha kitabımı okuyayım. Bayağı böyle iyi gidiyor bu arada. Sanki böyle huzurlanıyorsun böyle kelimeleri okurken, öyle gibi. Haydi bakalım başlıyoruz. Neler aldım neler. Dünyaları aldım. Gerçekten indirimden bütün ihtiyaçlarımı aldım. Şu, bunu diğer bir önceki videoda göstermiştim size. Eyüp Sabri Tuncer'in Japon kiraz çiçeği. Bunun kolonyası da var bende. O kadar güzel kokuyor ki. Bunun bir de sıvı sabununu aldım. Gerçekten çok güzel kokuyor. 2 tane aldım. Çok uygun fiyatlıydı. Hala sanırım bunun indirimi devam ediyor. Ve çok sağlam, hiçbir şekilde akmadan geldi bakın böyle. Hiç akmadı. Hadi bakalım bununla başlayalım. Bu açılım oldu. Aa gözlüğüm. Kutusu çok güzel. Şöyle bir kutuda. Aa jelibon da göndermişler. Bakar mısınız kutuya? Güneşte, karda, yağmurda, rüzgarda, havanın her halinde sizi zararlı ışınlardan korusun, sizin olsun. Kadın girişimci olarak desteğiniz ve güzel yorumlarınız benim için çok değerli demiş. Bayılıyorum ya, işini severek yapan insanlar işte. Jelibon. Bunu da yiyelim. Çok zararlı şunlar ama canım istedi. Bakın bu gözlüğü aldım. Bayağı güzelmiş bu arada ve bayağı tarz bence. Ben fotoğrafta gördüm. Beklediğimden daha güzel geldi diyebilirim. That's the motherfucker B.O.G. Öyle mi? Burada arnika krem var. Bu arnika kremi bilenler bilir. Bu zaten eczanelerde de satılıyor. Morluklara falan sürebiliyorsunuz. Herhangi bir yeriniz böyle çarptınız, morardı. Bunu sürebilirsiniz. Bir de gözaltı morlukları, çok aşırı böyle gözaltı morluğunuz varsa doktorlar bunu önerir genelde. Mişa. Bunları yaparız birlikte. Misha'dan göz maskesi almıştım bu şekilde. Jel bir gözaltı için maske. Bundan 2 tane aldım. Bir de şöyle ballı, bir de hem bal hem de pirinçli 2 tane maskesini aldım. Bunlar bayağı indirime girmişti. Şu 10 liraya falan düşmüştü ikili göz maskesi. Aa bunda paketi çok güzel bakın. Tanıştığımıza memnun olduk. Satın almış olduğunuz ürün tamamen el yapımı olup %100 pirinçten üretilmiştir. Bunun ne olduğunu şimdi göstereceğim size. Ya, paketlemeye bakar mısınız? Bir de nasıl olmuşlar? Müthiş. Tada! Oo, bayağı iyi. Bu ne biliyor musunuz?
mum söndürme aparatı mı? Tam olarak ismini bilmiyorum ama mum söndürmeye yarıyor bu şekilde altı. Böyle ucu bu şekilde açık. Böyle mumu direkt olarak söndürüyor. %100 el yapımı, el işçiliğiymiş arkadaşlar. Sonra şu. Bundan ne çıkacak bakalım. Merak edin. Şöyle. Dolap içi için borum yoktu. Umarım bu uyumludur. Şöyle bir boru aldım. Ve ölçü yazdığınızda sizin ölçünüze göre kesip yolluyorlar. Umarım uyar. Bakalım. Sonra şu baharatlıkları aldım. Bu da çok indirime girmişti. Şuradan göstereyim. Bakın. Üst üste koyuluyor. Ben dolap içi için aldım bunu bu şekilde. Baharatlığım yoktu. Çok uygun fiyatlıydı bu arada. 23 liraya mı ne aldım bunu böyle bu şekilde. Döküyorsunuz. Sonra şunu aldım. Ekru'dan. Çok tatlış bir çapalama aletiyle kürek. Minicik ama tam benim işimi görecek şekilde. Ben şimdi saksılarımı büyüteceğim. Çiçeklerimin saksılarını onun için aldım. Gayet de kaliteli bu arada. Eğer ihtiyacınız varsa bunların hepsini linke ekleyeceğim. Merak etmeyin. Sonra annem şunu böyle bir kutu almış. Kendisine almış ama bana da hani beğenirsem alırım diye yuvarlak böyle çok amaçlı bir saklama kabı. Buna ben böyle kurabiye yapıp koyarım diye düşündüm. Hani yılbaşı konseptinde birlikte yaparız. Bakın. Açmamışım bile. Bakın deterjan. Mis gibi kokuyor. Marketlerde bu 37 lira mı 43 lira mı ne şunlar. Bunu yünlüler için aldım. 3 tane aldım. Siyahlar, beyazlar. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Daha önce denemedim hiç. Yine bir hediye paketi. Ay bayıldım. Hepsi böyle hediye paketi güzel güzel geldiler şu an. Bunu deneyeceğiz bakın. Şöyle taş aldım. Şöyle taş aldım. Yüz taşı. Eyeliner yapmıştık ya. Onun belki siyahını yaparız diye düşündüm. Bundan 2 tane aldım. Veya yüzüme bir şeyler yaparım. Böyle değişik makyajlar da yapmak istiyorum. Bunu onun için aldım. 2 tane şapka. Görseldekinden hatta daha güzeller bence. Tam bu renklerde düz bir böyle şapka arıyordum. Çok güzeller. Bakın rengi şunun nefis. Ay harika ya. Çok beğendim. Bayağı iyiymiş. Kendi kendine çalışıyor. Bu ne biliyor musunuz? Dolabımın içi için şarjlı. Yani şarj edilebilir. Bakın. Böyle bir lamba. Bu sensörlü. Yani bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Arkasında bu şekilde bir mıknatısı var. Bunu yapıştırıyorsunuz dolabınızın içine. Sonra bunu çıkarıp şarj edip geri buraya takabiliyorsunuz. Şurasında bir USB girişi var diye biliyorum. Ama nerede? Şurada, şurasında. Şöyle bir şarj kablosu var. Bu şarj kablosuyla bunu şarj edebiliyorsunuz. Mesela şeylere falan da konmuş bu. İşte böyle koridorlara, duvara. Bakın duvarlara, koridorlara bu şekilde yapıştırmışlar. Çok şık duruyor. Hem de sensörlü olması çok iyi. Ama bu şarjlı geldiği için şu an beni gördüğü gibi yanmaya başladı. Şunlar şarjlı geldi, akülü. Yarın yapıştıralım bunları birlikte. Bunda çok güzel bir şey var. Karaca'dan aldım bunu. Yes. Tam istediğim gibi. Şu emaye kaplarından aldım. O kadar güzel ki yani kullanışlı ömürlük resmen. Kapakları da hemen göstereyim. Kapağı da bu şekilde. Çok şık duruyor. Bunu böyle pişiriyorsunuz mesela yemeğinizi. Sonra saklamak için kap bulamıyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hemen çıkarıp ısıtıp makinede de yıkanabiliyormuş. Bildiğiniz emaye bir kap. Yani kaliteli malzemeden yapılmış. Aynı zamanda ocakta da pişebiliyor. Rengi de çok güzel. Böyle üçlü. İçinde 2 tane daha var böyle bu boy. Çok tatlı ya. Bayıldım. Çeyizciler buna mutlaka baksın. Bunu ne aldığımı unuttum ya. Böyle bir şey yok. Hatırladım. Ay karnımı çiziyordu. Ooo bayağı iyiymiş de koltuğumu boyar mı acaba? Umarım boyamaz. Bunu bir yıkayayım ben önce. Bu ne biliyor musunuz? Koltuk kenarı için bu şekilde koyuyorsunuz. İçecek mesela misafir falan geldiği zaman böyle bir şeyinizi koyabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu koydum. Böyle içecek falan koyabiliyorsunuz. Özellikle koltuk kenarına ben sehpa almadım. Bu kadar çok sehpa. Sadece bir tane ekstra yan sehpa aldım. Onun haricinde bundan 2 tane bu şekilde aldım şu an. Misafir gelirse hemen bunu koltuk kenarına koyacağım normalde. Yani dolabımda duracak. Kullanışlı. Bir de son olarak şu var. Bir
Bir de şundan aldım. Bu sepet dolap içi için. Sepet değil de bu şekilde rafa geçiriliyor. Ve içerisine şeyler koyabiliyorsunuz. Bayağı da büyükmüş. Yani içerisine kupa bile konurmuş aslında bunun. Böyle gold bir askılık ama bu ikili miydi, tekli miydi tam emin değilim. Şimdi bakacağım. Eğer tekliyse mesaj atacağım. Aa, kahve çıktı. Kahve çıktı şundan. Şu kahve. Şunu yanına koymuşlar. Ha böyle işini işte severek yapan insanları seviyorum, takdir ediyorum. Şimdi girip hepsine yorum yapacağım. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifle buraya kadar izlemişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Yarın yine evdeyiz muhtemelen, bir şey olmazsa. Belki markete gideriz. Onun haricinde şu dolabın içerisine şeyleri takarız. Bakalım nasıl bir gün olduğunu birlikte geçireceğiz, göreceğiz. Aralık videolarına devam ediyoruz. O yüzden bildirimlerinizi mutlaka açın. Her gün birlikte olacağız. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay. Can I take you there?